Tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu işaret değişimlerinin arkasında i'nin olduğunu düşünüyorduk, değil mi? İ'nin kuvvetlerine gördüğümüz işaret örüntüsü, kosinüs x artı sinüs x'in Maclaurin serisine rastladığımız işaret örüntüsüne çok benziyor. İ'li terimlerin sinüs terimlerine denk geldiğini de görmüştük. Şimdi küçük bir deney yapalım. Aslında bunun sonucunu önceden bildiğim için tam da deney diyemeyiz ama deney gibi de düşünebiliriz. Neyse, e üzeri i x nedir? Bir şeyi i kuvvetini almak tam olarak tanımlanmış değildir. İ'nin kendisi bile tanımla yaratıldığına göre, yani hatırlarsanız tanımsal olarak i kare eşittir eksi 1 demiştik. Yani i'nin kendisi de bir tanım ürünü. Bir şeyin i üstünü tanımlayamadıysak nasıl i kuvvetini alacağımızı da bilmiyoruz demektir. Yalnızca i'yi herhangi bir sayı gibi kabul edelim şimdi. İ'nin bir polinom değerini nasıl bulacağımızı biliyoruz. Bu bildiğimiz bir şey. Aslında i'nin tanımlanma nedeni de budur. Tüm polinomların, ki reel kökleri olmayan polinomlar da dahil, bu polinomların, tüm polinomların köklerinin alınabilmesi için i tanımlanmıştır. Öyleyse e üzeri i x nedir? Tam olarak ne olduğunu bilmesem de e üzeri x'i Maclaurin serisine koyabileceğimi biliyorum. Bu serinin ve sıfırdaki tüm türevlerin e üzeri x ve e üzeri x'in türevlerine eşit olduğunu hayal etmemiz zor değil. Bunun grafiğini çizerseniz e üzeri x'in grafiği ile aynı olduğunu görürsünüz. Bunun Maclaurin gösterimini alıp x gördüğümuz yere ix yazıyoruz. 1 artı ix artı i kare x kare bölü 2 faktöriyel artı i küp x küp bölü 3 faktöriyel artı i üzeri 4x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel artı i üzeri 5x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel ve devam etmeme gerek yok, değil mi? Böyle sürdüğünü biliyoruz. Peki bunu sadeleştirirsek ne elde ederiz? 1 artı ix eksi i kare nedir? Eksi 1, öyle değil mi? Eksi x kare bölü 2 faktöriyel. İ küp nedir? Eksi i. Buna göre eksi i x küp bölü 3 faktöriyel artı i üzeri 4. İ'nin dördüncü kuvveti nedir? 1'dir. Yani x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel. Peki sonra i üzeri 5 nedir? Artı i çarpı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel ve böyle devam ediyor. Şimdi burada ilginç bir şey yakaladık. Bir anda elde ettiğimiz ifade bir fark dışında buna çok benziyor. Bunu e üzeri ix ile karşılaştırın. Yuvarlak içine aldığım şu iki şeyi karşılaştırın. Şimdi aradaki farklar nedir? Burada 1 var, burada da 1 var. Burada x, burada ix var. Ve eksi x kare bölü 2. Bu iki terim aynı. Sonra x küp, işaretler aynı ama burada i var ve x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel, bunlar da aynı. Ama x üzeri 5'te yine i var. Yani bu ikisinin arasındaki tek fark sinüslü terimlerde, öyle değil mi? Sinüslü terimler hangileri? Bu terim şu terime denk gelir, öyle değil mi? Bu terim de şuradaki terime denk geliyor. Bunlar bu gösterimde sinüs x'e denk gelen terimler. Bu terim şu terime denk geliyor. Aradaki tek fark ise sinüs x'in terimlerinin hepsinin önünde i var. İşaretler de aynı. Bu negatif, bu da negatif ama önünde i var. O zaman bunu baştan yazabiliriz. Bu gösterimi tekrardan yazalım. E üzeri i x'i tekrardan yazalım. İmajiner terimleri ve reel terimleri ayrı ayrı yazabiliriz. Reel terimler nelerdi? 1 eksi x kare bölü 2 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel artı x üzeri 6 bölü 6 faktöriyel ve sonsuza kadar böyle devam eder, öyle değil mi? Bunlar reel terimler. 3 nokta yan yana dedik. Bunlar reel terimler. Ve imajiner terimler, yani i'li terimler. i'yi dışarı çıkaralım. Artı i çarpı x eksi x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel eksi x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel ve bu da böyle sonsuza kadar devam edecek. Bu, kosinüs x'in Maclaurin gösterimi, değil mi? Şu da sinüs x'in Maclaurin gösterimi.
Bir önceki ekranda imajiner terimlerin sinüs x'in terimlerine denk geldiğini gösterdiğimde bunu zaten anlamıştınız ve reel terimler de kosinüs x'in terimleriyle aynıydı. Eğer e üzeri x, kosinüs x ve sinüs x'in Maclaurin gösterini anladıysanız bir anda e üzeri i x'in kosinüs x artı i sinüs x'e eşit olduğu gibi böyle garip, inanılmaz ve mistik bir fikirle karşılaşıyoruz. Ve buna Euler'in formülü diyoruz. E sayısı zaten Euler'den geliyor. Euler'in nasıl yazıldığını hatırlıyorsanız tabii, E-U-L-E-R şeklinde yazılıyordu. Ve yine konuyu fena halde dağıttım. Evet, neyse, ne diyorduk? Bu mistik, sihirli, bu E sayısı ile bu trigonometrik fonksiyonlar arasında bir bağıntı bulmakla kalmadık. Aynı zamanda tüm polinomların köklerini alabilmemizi sağlaması için icat ettiğimiz bir başka mistik, sihirli sayıyı da bu bağıntıya dahil ettik. Bir anda i sayısının ortaya çıkması bile kendi başına zaten inanılmaz bir durum. Şimdi bunu biraz daha genişletelim ve esas bu zaten ayaklarınızı yerden kesecek ve eğer kesmezse duygudan yoksunsunuz demektir. En azından bence öyle. Bir şeyin i kuvvetini almak, bu Maclaurin serisine o şeyi koymakla aynı şey olduğuna göre, bunun gayet mantıklı geldiğini düşünüyorum. Peki bir şeyin pi kuvvetini almak nasıl olacak? E üzeri i pi. Daha önce bunun anlamını sorgulayacak bir bilgimiz yoktu. Bir şeyin i pi kuvvetini almak. Ama şimdi bunu yapabiliyoruz çünkü bu iki tarafın birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Peki ne olacak? E üzeri i pi eşittir, x yerine pi koyuyoruz, kosinüs pi artı i sinüs pi. Kosinüs pi nedir? Eksi 1. Sinüs pi de 0. Yani e üzeri i pi eşittir, eksi 1 elde ettik. Ve bu inanılmaz bir şey. Veya e üzeri i pi artı 1 eşittir 0 olarak da yazabiliriz ki bu daha da inanılmaz. Bu iki ifade size belki şu an gerçeğe bakış açınızı tekrar sorgulatmıştır. Çünkü içinde çemberin çevresinin çapa oranı olan pi sayısı var. Ayrıca sürekli bileşik faizden gelen e sayısı var. Ve bir de eksi 1'in karekökü olan i sayısı var. Ve hepsi buradalar. Bu formül matematiğin farklı alanlarından gelen tüm temel sayıları içinde barındırıyor. Bunu ispatlayabiliyor olsak da tarihte kimse bunun niye böyle olduğunu tam olarak anlayamamıştır. Belki kainattaki düzenin, evrendeki düzenin ufacık bir parçasını görmemizi sağlayan bir olgu olarak kabul edebiliriz.